Herkese merhabalar, Şef Melahat'in Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için aşma tarifim var. Tarifimiz çok lezzetli, yumuşacık, tazeliğini uzun süre koruyabilen bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz üzere şöyle şu şekilde bir sunum hazırladım. Masanıza götürebileceğiniz, dilerseniz çocuklarınızın beslenmelerine bırakabileceğiniz, gönül rahatlığıyla içerisinde ne olduğunu bildiğiniz, kendiniz tertemiz hazırladığınız aşmalarımız hazır. Görüntüsüyle mükemmel. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle hamur yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı unumu ilave ettim. Ortasından şöyle elimle açıyorum. Üzerine 1 paket hamur mayası ilave ediyorum. Ön mayalama veya başka herhangi bir işlem uygulamıyorum. Tariflerimi izleyenler bilirler. Ben direkt mayayı una katıp tarifimi hazırlıyorum ve çok da güzel bir sonuç elde ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve 1 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık suyum vardı. Onu da direkt içerisine ilave ettim. Daha önce bu tarifi denediğim için bu ölçüler birebir tam iyi geliyor. Ve şu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu ölçüleri denediğinizde size hamur cıvık gelebilir ama kesinlikle çok yumuşak bir hamur hazırlamamız. Şöyle elinize yapışa yapışa da olsa hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Özellikle sizinle bütün detayları paylaşmak için şu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi elime yapıştı ama yine yoğurmaya devam ediyorum. Şu şekilde bir hamur olması gerekiyor. Hamuru elinizden sıyırarak çıkarmanız gerekiyor ki aşmalarınız yumuşacık, mükemmel. Kopararak ellerimi yıkadım. Hamurumu şöyle toparladım. Kenarlarını temizledim. Ve üzerine bir buzdolabı poşetini kesip kapattım. Streç filmle de kapatabilirsiniz. Ama buzdolabı poşetinden hamuru sıyırıp temizlemek daha kolay oluyor. Streç filmle temizlenmesi daha zor oluyor. Üzerine bir bez örtüp hamurumu 1 saat dinlendirdim. 1 saatin sonrasında ılık bir ortamda dinlendirmeniz gerekiyor. 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı, kabardı, 2 misli kadar oldu. Ve biraz un serpiştirerek hamurumu kasesinden boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan, yumuşacık, mükemmel mayalanmış bir hamur. Hamurunuz bu şekilde olduktan sonra kesinlikle aşmalarınız yumuşacık olacaktır. Şu şekilde un yardımıyla rulo şekli veriyorum. Undan destek alarak spatulamla hamurumu toparlıyorum. Şu şekilde içerisindeki fazla havasını aldım. Un yardımıyla toparladım. Hamur kesme aparatımla şöyle hamurumu bölüyorum, bezelere ayırıyorum. Özellikle bezelerimizin eşit olmasına dikkat ediyorum. Elimde yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum ve yaklaşık bir 10 dakika kadar da bu şekilde dinlendiriyorum. Hamurlarımızda özellikle dinlendirme süreleri gerçekten çok önemli. Mayalı bir hamur olduğu için, yumuşak olduğu için puf puf yumuşacık hamurlarımız oldu. Bütün bezelerimi ayırdım. Gördüğünüz gibi dinlendirdim. Tekrar dinlendirme esnasında yine bezelerimiz kabardı gördüğünüz gibi. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığında beklettiğim margarini veya tereyağını üzerine bırakıyorum. Şöyle elimle üzerine bastırarak elimle yaya yaya yağını üzerine sürüyorum. Yağınızın oda sıcaklığında beklemiş, yumuşamış olması çok önemli. Aksi takdirde bu şekilde kolayca açamazsınız. Yağını sürmekte zorlanırsınız.
Evet, bu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra kenarından başlayıp sarıyorum. Sardıktan sonra şöyle elimde birazcık sallayıp esnetiyorum ve bir ucundan tutup diğer ucunu şu şekilde sarıyorum ve elimle bastırarak uç kısmını genişletip diğer ucunu içerisine kapatıp şöyle kenarından kapatıp parmaklarımla bastırıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle açma olmayacaktır kenarlarından ve kapatma kısmı piştiği zaman da belli olmuyor bu şekilde hazırladığınız zaman. Ben bütün açmalarımı bu şekilde hazırlıyorum, açıyorum aynı işlemle. Yine tekrar detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir kenarından başlayıp kıvırarak hazırlıyorum ve uç kısmını elimle bastırıp açıyorum. Diğer ucunu o açtığım hamurun içine koyup kapatıp kenarından kıvırıp elimle bastırıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için bu kapatma kısmı aksi takdirde üste verdiğiniz zaman pişerken açılmalar olacaktır ama bu şekilde kesinlikle açılma olmuyor. Açmalarınızın şekli de görseli de gerçekten lezzeti kadar mükemmel oluyor. Evet, şöyle kenarından kapattığınız zaman mükemmel formda bir açma elde etmiş oluyoruz. Bütün açmalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten çok basit, kolay. Hatta şu şekilde yağını üzerine yaydıktan sonra dinlenmiş bir hamur olduğu için şöyle kenarlarından çekiştirerek açabilirsiniz. Açtıktan sonra en son yağını her tarafına sürüp yine rulo şeklinde sarıyoruz. Kenarından kıvırarak rulo şeklinde sarıyoruz. Bir köşesinden tutup diğer köşesini bükmeye devam edip ucuna bastırıp biraz genişletip diğer ucunu içerisine kapatıp kenarından kıvırıp bastırıyoruz. En mükemmel formu bu şekilde veriyoruz. Bu şekilde bütün açmalarımı hazırladıktan sonra yaklaşık bir 20 dakika kadar üzerini örtüp dinlendirdim. Bir yumurta, bir tatlı kaşığı pekmez ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip iyice çırpıp üzerlerine sürdüm. Yalnız ben burada görselde de gördüğünüz gibi bir hata yaptım. Yumurtanın sarısını değil tamamını kullanmışım. O yüzden şimdi hamura sürdüğümüz zaman rengini görüyorsunuz. Siz benim yaptığım hatayı kesinlikle yapmayın. Sadece yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı pekmez ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ kullandığınız zaman hem de açmalarınızın rengi daha güzel oluyor. Üzerine daha iyi bir şekilde tutuyor. Ve üzerine çörek otu serpiyorum. Bol susam serpiyorum. Ve üzerine çörek otu ve susam serptikten sonra da ben kalan yumurta sarısından tekrar fırçayla üzerinde geçtiğim zaman üzerindeki çörek otları ve susamlarında kesinlikle dökülme olmuyor. Diğer tepsime de aynı şekilde çörek otu ve susamını serptim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Eğer kızarmışsa, altlı üstlü iyice pişmişse açmalarınız pişmiş demektir. Açmalarımızı hazırlarken ön mayalanma ve tepsi mayasının gelmesi de gerçekten çok önemli. Ben açmalarımızı hazırladıktan sonra tepsi mayasında yine 20 dakika kadar dinlendirdim. Üzerini örtüp dinlendirdim ve daha sonra fırına verdim. Evet, açmalarımız pişti. Çok güzel bir şekilde görüyorsunuz görselini, rengini. Ama ben yumurtanın tamamını kullandığım için rengi tam istediğim gibi olmadı. Siz sadece yumurta sarısını ve bir tatlı kaşığı pekmez ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ kullanırsanız daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Şöyle bir tanesini
Kesip size doku testi de yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılmış, mükemmel, yumuşacık aşmalarımız hazır. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebileceğiniz aşmalarımız. Ben şu şekilde bir sunum sepetimin içerisine örtümü koydum ve aşmalarımı yerleştiriyorum. Kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda ve çocuklarınızın beslenmelerine gönül rahatlığıyla bırakacağınız aşmalarımız hazır. Görseliyle, lezzetiyle, mükemmel, gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz aşmalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.